Elvan Çelebi Altınbal, Çorum Mecitözü Elvan Çelebi Köyü'nde faaliyet gösteriyor. Kendi arınızın balını yemek ister misiniz sloganıyla yola çıkan Altınbal, üyelerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Bizler de firma sahibi Hasan Oran'a mikrofonlarımızı uzatarak bilgiler alıyoruz. Elvan Çelebi Bal Üretici firmasının sahibim Hasan Oran. Burada üyelerimle beraber 85 üyem var. Onların ballarını, haralarına bakıyorum. Onların ballarını kendilerine teslim ediyorum, üretiyorum. Öğretmendim. Giresun'da başladım bu işe. Oradaki komşularımız öğrettiler bize bu aracılığı. Sonra Kars'a gittik ve bunun geliştirmesinin gerekli olduğunu düşündüm. Sonra Çorum'a tayin olduğum zaman da bu aracılığı daha da geliştirmeyi, ürün insanlara daha faydalı olmayı, daha çok bal üretmeyi düşündüm. İnsanlarda baktım güven eksikliği var. Bu güven eksikliğini yermek için de ben kendi arınızın balını yemek ister misiniz diyerek bir proje başlattım. Projemi de bu şekilde sundum üyelerime. Herkese dağıttım. Ve onlar da çoğu girmek yani istediler. Kabul gördü değil mi? Kabul yani, gördü. Evet. Şu şekilde sundum müşterilerime. Onlar imzaladılar, biz imzaladık. Hedef 30 üyeydi. Sonra bu 90'a kadar çıktı. Önce bir kovan aralıyor benden. O kovanın üzerine ismini yazıyorum. Artık o kovan onun oluyor. Güzel. Kovan parasını veriyor bana. Ona zimmet diyorsun. Zimmet da. Diyorum artık. O arı onun. Bakın bana ait. Evet. Arı onun. Güzel. Sonra her yıl Mart ayı geldiği zaman da yıllık bakım parası alıyorum onlardan. Evet. Enflasyon oranında yükselmek şartıyla. Enflasyon ne yükselirse o kadar yükseltiyorum. Mart ayında aldıktan sonra da Temmuz'da bal mevsimi geliyor. Ağustos'un başında ballar dağıtmaya başlıyor. Üyelerime randevu veriyorum. Geliyorlar. Kovanlarını beraber açıyoruz. Sonra alıyorlar ballarını, beraber alıyoruz. Süzülecekleri süzüyoruz. Petekli ballarını paketliyorum. Akşam alıp gidiyorlar ballarını. Ha, güzel. Orduk seneye kadar. Evet, seneye kadar. Arıları hiç sönmüyor. Arılar söndüğü zaman bana sigortalarları, ben ödüyorum ondan arıları. Ha, güzel. Öyle bir projem var. Burası Çorum Mecitözü Elvan Çelebi bölgesi. Rakım olarak da rakım 1150 metre yüksekliğinde yayla olarak görünüyor. Zaten birçok çevre yolda geçiyor ama size Çorum yolu geçiyor. Birçok kişiler de buranın bala çok elverişli olduğunu söylüyorlar. Gelenler özellikle. Gerçekten de çok bala elverişli. Bal eksik olmuyor yani. Mutlaka bal oluyor. Tüketici balın mat olması önemli yani. Polen olması önemli. Şimdi bazıları polen kullanıyor. Ben müşterilerime derim ki hiç polen kullanmanıza gerek yok. Polen yemenize gerek yok, tüketmenize gerek yok diyorum. Yeter ki bal doğal olsun, polen olsun diyorum. Ha, polenli olsun. Tabii ki. Şimdi buranın rakımı 1150 metre olduğu için burada her şey çiçek var. Farklı çiçekler var. Mayıs ilkbahar çiçekleriyle beraber arılar kovanları dolduruyorlar. Ayçiçek var. Ayçiçek var ama Temmuz'da açıyor. Ayçiçek balına kadar ballar doluyor zaten. Dolması lazım. Ayçiçek balından da ufak tefek eksikler tamamlıyor. Bal yediği zaman vatandaş kış mevsiminde nezleyi, gribi hafif atlatır. Bal yediği zaman. Evet, önce güven vermek lazım müşteriye. Güven önemli yani. Para, kazanç önemli değil bana göre. Benim için güven daha önemli. Örneğin benim 90'a yakın üyem var. O üyelerime ben arılarım sigortalı, bana sigortalı arıları. Bana güvendiği için şu sözleşmeye hiç gerek yok diyorlar, sözleşmeye diyorlar. Sen yeter diyorlar. Şimdi aynen, şimdi o güveni sağladıktan sonra gelişme kolay. İkincisi de kaliteli mal üreteceksin yani. Arıcıların bu şekilde bir projeyi geliştirmesi lazım. Ben onlara yardımcı olabilirim. Yani proje hakkında bilgi verebilirim. Birçok arıcıya anlatıyorum. Çok beğeniyorlar. Ama biraz emekli olduğu için, karı az olduğu için uzak durmaya çalışıyorlar.